içinde aşure ikramımızı yapacağız. Az önce hutbede hocam bir şey söyledi. Dedi ki bugün bakın Karatepe Caddesi'nin açılışıyla birlikte aşure ikram ediyoruz dedi. Gelecek yılda yeni camimiz için bu ikramı yapacağız dedi. Duydunuz. İnşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle bu gördüğümüz camiyi de yılbaşından itibaren yıkarak yerine yepyeni, daha modern, yerden iki kat yükseklikte yeni bir camiyi de el birlik, hep birlikte yapacağız. İnşallah. Sizler sahip çıkarsanız, bana biraz gaz verirseniz yapamayacağımız bir şey yok Allah'ın izniyle. Şimdi geçen yıl Meclis Başkanımız Sayın Mehmet Ali Şahin'in katılımıyla toptancı halimizin açılışında birlikte olmuştuk. Bu yılda bu vesileyle aynı yıl içerisinde burayı açacağız. Bundan sonra yapacağımız işler hemen biliyorsunuz Akdam'da 3-6 yaş arası anaokulumuz bitti. Pazartesi geçici kabulüne gelecekler. Şubat içerisinde muhtemelen de onun açılışını yapacağız. Ama en önemlisi buradan müjdeleyeceğim haberleriniz var. Geçen hafta Kaymakam Bey sağ olsun Ankara'daydı. Bizim adımız Ankara'daydı. Bu çöplerin, katı atıkların ayrıştırılması, bertaraf edilmesi için ben ve belediyemiz, Kaş Belediyemiz, Özel Çevre, Valilik ve Beymelek Belediyemiz ortaklaşa bir bertaraf tesisleri yapacağız. Onun yer sorunu vardı. Kaymakam Bey sağ olsun gelir gelmez bizlere sahip çıktı. Ankara'ya gitti. Bize gerek kalmadan çözdü geldi. Huzurlarınızda ben kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. Yine kanalizasyon ve arıtma projelerimizin ihalesi yapıldı. İller Bankası çalışmalarını tamamladı. İnşallah 2012'de de onun kazmasını yine birlikte yapacağız. O zaman ne olacak? Beymelek'ten de daha yaşanabilir, daha güzel bir kent olacak. Bu vesileyle ben adını verdiğimiz, Karatepe Caddesi'ne adını verdiğimiz muhtarımız Bekir Karatepe'yi rahmetle de anıyorum. Bu yolun yapılmasında emeği geçen, başta belediye personelime, meclis üyesi arkadaşlarıma ve en önemlisi bu yolu açarken herhangi bir istimlak yapmadan gönüllülük esasına göre herkes evinin önünü bizlere açtı. Biz de hiçbir sorunla karşılaşmadan bu yolu bu hale getirdik. Altyapısından da yağmur suları gidecek. Buradaki bize yardımcı olan bütün vatandaşlarıma yoldan geçen hakikaten burası güzel olmuş deyip bizi sevindiren, bizi onurlandıran herkese teşekkür ediyorum. Katıldığınız için bir kere daha teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Yeni açılışlarda buluşmak üzere. Bir şey daha söyleyecek. Mikrofonu kendisine veriyorum. Arz ediyorum efendim. Buyurun. Sayın Savcım, değerli misafirler, sevgili beymelekliler. Sizlerle birlikte bugün burada bir açılış vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Sesim geliyor mu arkada arkadaşlar? Ulaşıyor mu? Evet. Ben pek böyle hoparlörle konuşmaya alışkın değilim. Genelde ben mikrofonla alışkın değilim. Genelde böyle ortamda sesim gür çıkar. Ondan dolayı. Açıkçası güzel bir programda bir araya geldik. Burada Beymelek Belediye'miz başkanını çok güzel ifade ettiler. Yaptıkları çalışmaları. Ben Cemre ilçesine geleli kısa bir süre olmasına rağmen kendilerinin beldesiyle ilgili güzel çalışmalarını çok yakından takip ediyorum. Ve gerçekten de takdire şayan hizmetler devam ediyor. Biraz önce bahsettiler. Her şeyden önce bizim için eğitim gelir. Eğitimle ilgili bir anaokulu çalışmaları var. Geçtiğimiz günlerde gittik. Beymelek Belediyesi örnek bir çalışmayla bu anaokulunu
bitirmiş ve inşallah önümüzdeki günlerde bizler de hızlı bir şekilde eğitime kazandıracağız. En başta o benim çok ilgimi çekti ve gerçekten takdir ettim. Tabii belediye hizmetleri, hele ki küçük böyle nüfus olarak, efendim altyapı olarak sıkıntılı olan yerlerimiz mevcut. Ülkemizde böyle bir çapta Beymelek burada bir aradayız ama açıkça söyleyebiliriz. Ufak bir belediyemiz olmasına rağmen güzel çalışmalar yürütüyor. Demek ki burada başkanımızın azimli bir çalışması söz konusu. Sizlerin de ona verdiği destek söz konusu. Burada bu bir karşılıklı bir dayanışmayla yürütülüyor. Bu hizmetler tek başına değil, bir ekip çalışması. Ben bu çalışmalarda emeği geçen herkesinden, herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bir kamu hizmetidir. Burada biz hayırlı bir iş için toplandık. İnşallah devamı geldiğinde her ortamda biz de bunlara memnuniyetle iştirak edeceğiz. Ve ilçe kaymakamlığı olarak da üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Hazır söz yeri gelmişken, ben doğudan geldim, bilmeyenler vardır. Batman Sason ilçesinde 3 yıla yakın bir süre çalıştım. Bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. Orada da benim bir beldem vardı. Şans, burada da bir tane beldem var. Tabii aradaki farkı belki resimlerle göstermek lazım. Anlatmak da olmuyor. Bayağı giyer gidip görmek lazım. Ama dilimizin döndüğü kadar şu kadarını söyleyebilirim ki, benim 1200 nüfusu bir beldem vardı. İnanın camisi sizin şu biraz önce şu bahsettiğiniz camiden belki daha kötüdür belki. Biraz önce başkanımız bahsetti. Yenileyeceğiz dediler. Yollarının hiçbiri asfalt değil, stabilize değil, toprak yoldu. Beldeden bahsediyorum. Sağlık ocağı belediye başkanının kendisi için yaptığı, ailesi için yaptığı iki katlı böyle kerpiçten bozma bir evin tadilattan geçirilmesi de yapılmış bir şeydi. Tabelası bile üzerinde sırıtıyordu sağlık ocağı. Efendim jandarma komutanı 2011, jandarma komutanlık binası 2011 yılında ihaleye açılmıştı. Eski bina taştan yapılmış, böyle hani tarihi eser gibi görünüyordu. Beldeye girdiğinizde velhasılı kelam, hani adı belde ama altyapı olsun, efendim yatırımlar olsun, çok şeyden yoksun bir beldeydi. Tabii gün be gün orada da iyileşmeler oluyor. Bunu şunun için söyledim. Bizler burada iyi şartlarda bir yaşam sürüyoruz. Ama bunlar demek değildir ki bizim durumumuz iyidir. Daha iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Başkanımız da bunun için elinden geleni yapıyorlar. İnşallah beldemiz, ilçemiz, yöremiz, ülkemizde bu yaşanan istikrar döneminde daha iyi noktalara gelecektir. Ben daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Birazdan açılış programımız olacak. Bu caddemizin beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Muharrem ayı vesilesiyle yine başkanımızın organize ettiği bir aşure dağıtım programı var. Onu da Allah kabul etsin diyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Ya Rabbel Alemin, şu anda burada bir yol açımı için toplanmış bulunuyoruz. Sadaka-i cariye diyebileceğimiz yol, köprü, çeşme gibi kişinin amel defterini daim açık bırakacak olan şu yol nimetini Ya Rabbi hayırlı ve uğurlu eyle. Buradan geçenlere kaza ve bela isabet ettirme. Bu yolun yapımında emeği geçen bütün kardeşlerimize sağlık, afiyet bahşeyle, ölenlerine rahmet eyle, daha bunun gibi nice güzel eserleri vermelerini Ya Rabbi nasip eyle. Ya Rabbi amellerimizi makbul eyle, günahlarımızı mağfur eyle, ticaretlerimizi lentebur eyle. Bu yolun yapımında emeği geçen bütün kardeşlerimize rızıklarında bereketler ihsan eyle, ömürlerini bereketle eyle, çocuk çocuklarının mürüvvetini görmeyi nasip eyle ve yapılan aşure yemeğinde Ya Rabbi hayırlı ve kabul eyle, yiyenlere afiyet bahşeyle, ölenlere de rahmet eyle Ya Rabbi.
Bu yol Ya Rabbi hayırlı, uğurlu ve bereketli olması için, bütün geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Amin.